Bu bölümde temyiz ve münâdâ konuları ele alınacak. Temyiz, çeşitli manalar kastedilmeye uygun önceki isimden asıl maksadın ne olduğunu açıklayan isme verilen isim. Temyiz mansup ve nekre olarak gelir. Temyizin açıkladığı bir önceki isme mümeyyez, temyiz edilen denir. Ve mümeyyez melfuz olabilir lafzi olarak veya melhuz öyle mülahaza edilmiş, zikredilmeden anlaşılan olabilir. Örneklerle daha iyi anlaşılacaktır. Mesela melfuz mümeyyez ağırlık, hacim, alan ve sayıya delalet eder. Şu örnekte sayı olarak görmekteyiz. Hazreti Yusuf daha çocukluğunda bir rüya görüyor. Babasına bunu anlatıyor. Ya ebeti, babacım, inni ra'eytu, ben gördüm, ehada aşara kevkebe, 11 gezegen, ve şemse vel gamer, ve bir de güneş ve ay, ra'eytuhum li sacidin, gördüm ki bana secde ediyorlar. Burada ehada aşar mümeyyez oluyor. Yani 11 gördüm. 11 ne? Kevkebe, 11 gezegenmiş. Devamı bunu açıklıyor. İşte burada kevkep temyiz olarak gelmiştir. Mansup olarak gelmiştir. Ve önceki ibarenin ne olduğunu anlamamıza vesile olmuştur. Melhuz mümeyyez ise zikredilmeksizin sözün gelişinden anlaşılan mümeyyezdir. Mesela ve kefâ billahi, Allah yeter. Yani hangi yönden? Vekile, vekil olarak yeter. Vekile burada temyizdir. Tabi cümlenin akışı içinde başka cihetlerle de olabilir ama burada vekil olarak Allah yeter. Demek ki evvelinde buna yakın manalar var. Bundan dolayı burada temyiz vekil olarak geldi. Yoksa başka bir yerde diyelim ki وَكَفَى بِاللّٰهِ hasibe, hesap görücü olarak Allah yeter. Oradaki muhteva hesapla alakalıdır. Orada temyizin o şekilde gelmesi daha uygun olacaktır. Kurallar zihinde hemen bir anda kalmıyor ama örneklerle zihne yerleşiyor. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize öğretilen, onun şahsında hepimize öğretilen dualar var. Bunlardan biri şu: Vagul, de ki Rabbi, ya Rabbi, zidni, beni artır. İlmen, ilmen artır. Türkçe'de ilmimi artır şeklinde buna meal verilebilir. Ben de o şekilde tercih ettim. Ama Arapça kurala göre üzerinde durduğumuzda ya Rabbi bana ziyade kıl. Tabi o zaman eksik oluyor ibare. Neyi ziyade kıl? İlmen. İlmen beni ziyade kıl. Türkçe'de bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela falanca büyüktür. Diyelim temyizini yapacağız. Beden itibariyle büyüktür. Falanca büyüktür. İlmen, ilim olarak büyüktür. İşte falanca büyüktür. Makam itibariyle büyüktür. Makamen. Dolayısıyla fülanın kebir dediğimizde falanca büyüktür. Bunun temyizi onun durumuna göre olması gerekir. Hangi cihetten büyük? İlmen olabilir, cismen olabilir, rütbeten olabilir. Mesela sinnen, fülanun ekberu minni, falanca benden büyüktür. Acaba hangi yönden? Sinnen. Burada sinnen temyiz olarak gelmiştir. Sin yaş demek. Falanca yaşça benden büyüktür. Yani Türkçe'de de bunların gördüğünüz şekliyle karşılığı var. Fi gulubihim marad, Allah münafıkları anlatıyor. Onların kalplerinde bir maraz var. Fezâdahumullahu, Allah da onlara ziyade kıldı. Tabi neyi ziyade kıldı? Acaba azap mı? Acaba gadap mı? Nedir? Marada üstteki manaya uygun bir şekilde maraz yönüyle Allah da onların marazını ziyade kıldı. İşte marada, eğer burada marada maraz, yani buradaki datı z okursak aynen Türkçe'de kullandığımız maraz karşımıza çıkıyor. Allah da onları ziyade kıldı. Hangi yönden ziyade kıldı? Marada maraz yönüyle. Yani onların kalplerinde küfür var, nifak var, haset var, Müslümanlara kin, buğz, nefret bu gibi şeyler var. Allah da hastalıkça onların hastalığını daha da artırdı. Müslümanlar gittikçe kuvvetlendi. Onlar da öfkeden çatlayacak duruma geldiler gibi anlayabiliriz. Ve iz vaadna Musa 40. Hani Musa ile, erbain burada önce geliyor Arapça kullanımda. 40 sözleşmiştik. 40 ne? Leyleten 40 gece. Demek ki burada rakam temyizi gerektiriyor. Erbain dediğimizde mesela desem ki li erbain, benim 40'ım var. 40 ne? İşte dinaren, dinar getirirsem benim 40 dinarım var. Li erbain yevmen li savm, mesela oruç için benim 40 günüm var. Bu şekilde temyiz getiriliyor. Burada vaadine, vaatten gelir. Türkçe'de vaat, vaatleşmek. Arapça'da bu bir nevi vaadine şeklinde kullandığımızda randevulaşmak. Allah-u Teala Hazreti Musa'yı Tur'a davet ediyor. Tur'da 40 gün gündüz saim, gece kaim ibadetle meşgul olacak ve neticede kendisine Tevrat verilecek. Tasavvuftaki çile buradan gelmektedir. Farsça'da, Kürtçe'de bu çilledir. Erbain'in karşılığıdır. Yani 40 günlük bir köşeye ayrılma, buna erbain deniyor, çile deniyor. İsrailoğulları ile alakalı onların durumunu anlatan ayetlerden birisi. Bir takım böyle mucizeler görüyorlar ama yine de kalpleri katı devam ediyor. Onu anlatan bir ayet. Sümme, sonra gaset, katılaştı. Gulubukum, kalpleriniz, min ba'di zalike, bunun ardından. Yani bir olay yaşanıyor. Aslında kalplerini yumuşatan bir olay ama ardından kalpleriniz katılaştı. Fehiye, o kalpler, kel hicareti, taş gibi. Ev eşeddu gasveten, hatta daha şiddetli. Hangi yönden? Gasveten, katılık yönüyle. Burada gasveten temyizdir. Nekre olarak gelmiştir. Mansup olarak gelmiştir. Eşeddü'yü açıklığa kavuşturuyor. Kalpleriniz taş gibi, hatta daha şiddet. Daha şiddet. Hangi yönden daha şiddet? Gasveten, kasvet itibariyle. Burada gaset, gase kökünden geliyor. Gase ve bunun masları gasvet geliyor. Ve gasvet ayette kullanıldı. Türkçe'de gaf harfi yok. K olarak telaffuz edilmekte. Kalp, kalp. Türkçe'de böyle telaffuz ediliyor. Gas ve kasvet. Yani aynen Türkçe'de kullandığımız bir mana. Katılık. Falanın kalbinde kasvet var veya kasvetli bir hava, kullanılıyor bu gibi ibareler. Burada başka gulubukum, kalp, kalpleriniz, gulubukum, sizin kalpleriniz, hicara, taş, hacer taş, hicara taş, mana vermek çok da zor değil. Sıbgatallah, sen Allah'ın boyasına bak. Sıbga boya demek. Sıbgatallah, Allah'ın boyası. Mansup gelmiş. Bazı şeyler takdir edilebiliyor. Sen Allah'ın boyasına bak. Ve men ahsenü minallahi, Allah'tan daha güzel kimdir? Tabi burada temiz gerekiyor. Allah'tan daha güzel kimdir? Hangi yönden? Sıbgaten, boya yönüyle. Yani kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir? Yani nasıl ki Allah çiçekleri renklendirmiş, gökyüzünü, yeryüzünü renklendirmiş, güzelleştirmiş. Daha güzel bir boya tasavvur edemiyoruz. Burada tabi sıbgatallah, Allah'ın boyası, Allah'ın dininin boyasıyla boyalanmak. Yani Allah bizi bir kalıba sokacak esasları belirtmiş. O kalıplara girdiğimizde Allah'ın boyasıyla boyalanmış olacağız. Allah'ın boyası Allah'ın dini olarak açıklanmıştır. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا Kim İslam'dan başka bir din ararsa فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Bu asla ondan kabul edilmez. وَمَنْ kim يَبْتَغِ İbtagâ yebtagî aramak, kim ararsa gayrel İslam, İslam dışında dinen. Burada gayrel İslam bir temyiz gerektiriyor. Kim İslam'dan başkasını ararsa ne olarak? Yani kurtarıcı olarak da olabilir, sistem olarak da olabilir. Ama burada dinen, din itibariyle. Kim Allah'tan başka, kim İslam'dan başkasını din olarak ararsa felen yugbele minhu Bu asla ondan kabul edilmez. Gabile kabul etti. Yakbelu kabul eder. Ve meçhul getirilmiş burada. Yakbelu yukbelu. Yakbelu kabul eder. Yukbelu kabul edilir. Ama başına len geldi. Bunu daha ilk derslerde görmüştük. Len muzarinin başına gelir. Nasb eder. Manayı da o işin olmayacağına Tekid-i nefi istikbal deniyor buna. O işin asla olmayacağını ifadede kullanılır. İşte yukbelu kabul edilir. Len yukbele asla kabul edilmez. Minhu ondan. Vallahu a'lemu bi a'daikum. Allah düşmanlarınızı en iyi bilir. En iyi bilendir. Vallahu alem. Türkçe'de kullanılıyor. Allahu alem. Allah en iyi bilen. Demek ki bu bir ayet. Vallahu alem Allah en iyi bilendir. Neyi? Bi a'daikum sizin düşmanlarınızı. Aduv düşman, a'da çoğulu, küm getirildiğinde sizin düşmanlarınız. Ve kefa billahi Allah yeter. Ne olarak yeter? Veliyen veli olarak yeter. Veli derken nasıl ki biz öğrenci velisiyiz. Öğrencinin bütün masrafları bize ait oluyor. Bütün problemleriyle biz meşgul olmamız gerekiyor. Allah'ın da bizim velimiz olması yani bizi himaye eder, korur, kollar, ihtiyacımızı görür. O anlamda veli olarak Allah yeter. وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Ve yardımcı olarak da Allah yeter. Yani demek temyiz değişik şekillerde gelebiliyor. Üste veli olarak geldi. Aynı ayetin devamında nasir olarak geldi. Allah veli olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter. Başka yerde hasip geçer, hesap görücü olarak da yeter. Burada kafirlerin bir durumu anlatılıyor. Unzur bak, keyfe yeftarun alallahil kezib, Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Burada keyfe, unzur bak, oradan başlayalım. Nazara baktı, yanzuru bakar, unzur bak. Keyfe nasıl? Soru edatlarında bunu görmüştük. Yefterune, iftira ediyorlar. İftara, yefteri, iftiraen. Aynen Türkçe'de kullandığımız iftira. Ama burada fiil kalıbında yefterune, iftira ediyorlar. Alallahi, Allah'a, el-kezib, Nasıl yalan uyduruyorlar? Yani iftira olarak nasıl yalan uyduruyorlar? وَكَفَى بِهِ Bu ona yeter. İthmen günah olarak mubine apaçık. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Yani Allah'a iftira etmek apaçık bir günah olarak yeter. Ve iman etmeyenlerle alakalı da cehennem yeter. Bu ayette şöyle ifade edilmiş. وَكَفَى بِجَهَنَّمْ Cehennem yeter. Saira ateş olarak tutuşturulmuş ateş olarak cehennem yeter. Tebareke suresinin başında, burada da yine bir temyiz örneği görmekteyiz. Ellezî, o Allah, halakal mevte, ölümü yarattı, vel hayate, hayatı yarattı, liyebluvekum, sizi denemek için, müptela kılmak için, eyyukum, hanginiz, ahsenu, daha güzel, hanginiz daha güzel? Daha güzellik çeşitli yönlerden olabilir. Kitabeten deriz, yazıca kim daha güzel? Kıraaten deriz, okuma yönüyle kim daha güzel? Savtan deriz, ses itibariyle kim daha güzel? İlmen deriz, ilim itibariyle kim daha güzel? Ama burada amel. Ahsenu amele, kim daha amelce güzel? Bunu denemek için Allah ölümü ve hayatı yarattı. Ve Allah'ın her sözü elbette sadıktır. Sadakallahu azim diyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi. Ve men astagu minallah. Allah'tan daha sadık kim olabilir? Hangi yönden? Hadise, söz itibariyle. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Böylece bu kısmı bitirdik. Münâdâ konusuna geldik. Münâdâ, nida dediğimiz şey, işte hitaplar oluyor ve Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bu hitapları sıkça görmekteyiz. Ve bu hitaplar başlıca ya, eyyühe, eyyetühe, bu gibi ibarelerle yapılır. Kendisine nida edilen kişiyi gösteren kelimeye münada denilir. Mesela ey peygamber, kul, de ki, ya eyyuhel kafirun, ey kafirler. Yani ya, ey anlamında, ey kafirler. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Kütübe aleykumus sıyam, oruç size yazıldı, farz kılındı. Kema kütübe alellezine min kablikum, sizden öncekilere yazıldığı gibi. Leallekum tettagun, umulur ki sakınırsınız. Burada ya eyyühellezine amenu Kur'an'da sıkça geçer. Allahu Teala iman edenleri kendisine muhatap yapmış. Ey iman edenler diye onlara sesleniyor. Ya ehlel kitap, Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaba hitaplar da var. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar. Kitapsız müşrikler, kafirler olduğu gibi bunlar da ellerinde bir kitap var ama bu kitap az veya çok tahrif edilmiş. Ama yine de bunlara ehli kitap deniliyor. Ya ehlel kitabi, ey ehli kitap, lime telbisunel hakka bil batıl, niçin hakkı batılla karıştırıyorsunuz? Burada telbisu, lebese yelbisu, libas. Libas, elbise. İşte bir nevi hakka batıl elbisesi giydirmek veya batıla hak elbisesi giydirmek. İltibas buradan geliyor. İltebese yeltebisu, iltibasen. Yani birbirine karıştırmak. Türkçe'de iltibası da kullanırız. Sen bunu iltibas ediyorsun, karıştırıyorsun deriz. Ya beni Adem, ey Adem evlatları, oğulları. Bununla Allahu Teala İlk insandan dolayı hepimize hitap ediyor. Yani rengimiz, ırkımız, dilimiz ne olursa olsun hepimiz evladı Adem'iz. Bu Kur'an-ı Kerim'de ya beni Adem, ey Adem evlatları şeklinde ifade edilmiştir. Tabi evlatları derken önce erkek anlaşılır, beni, ama herhalde benatı da buna dahil edebiliriz. Çünkü talip deniyor ona, talip babıyla hepsini içine alacak şekilde kullanılmış olabilir. Ne gibi? Ya eyyühellezine amenu derken de orada da erkek sığayla gelmiştir. Ama bunların neredeyse tamamı kadınları da içine alacak şekilde hükümlerle doludur. Ya beni Adem, ey Adem oğulları, huzu zinetekum, zinetinizi alın, inde külli mescid, her mescitte. Yani temiz elbisenizle orada bulunun. İç dünyanızı da namaza hazır hale getirin. Yasin suresinde bir topluluğa 2 tane elçinin gönderildiği, bir 3.'üyle teyit edildiği anlatılıyor. Ve o topluluktan birisi bunlara sahip çıkıyor. Diyor ki Gale ya kavmi, ey kavmim, ittebi'ul murselin, uyun elçilere, gelen bu elçilere uyun diyor. Diğer alemde kafirlere hitap var ve orada denilecek ki وَمْتَازُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, bugün hesaba çekilmek için ayrılın ey mücrimler. Mücrim suçlu. Yani dünyada mücrim ve iyiler o kadar birbirinden ayrılmış değil ama diğer alemde ayrılacak. İnsan olarak hepimize bir hitap. Ya eyyühel insan, ey insan, ma garrake bi rabbikel kerim, Rabbi kerimine karşı, ikram sahibi Rabbine karşı seni aldatan nedir? Hz. Lokman'ın evladına olan, oğluna olan hitabı ve iz gâle Lokmanu libnihi, Lokman hani oğluna demişti ve huve yaizuhu, öğüt vererek, vaaza yaizu, vaaz, öğüt vermek. Türkçeye vaaz olarak bu geçmiştir. Ya buneyye, yavrucuğum, çok şefkatli bir ifade, yavrucuğum, la tüşrik billah, Allah'a şirk koşma. Ve son olarak nefse hitap var. Nefsin emmare gibi, levvame gibi kısımları vardır. Ama bir de mutmainne kısmı vardır. Nefsin itminana erişmiş şekli. Denizin nasıl ki dalgalı halleri var. Bir de çarşaf gibi serilmiş. Artık dalgalar yatışmış. Öyle bir hal var. Nefis de benzeri bir sükunete erebilir. Buna nefsi mutmainne deniyor. Allah böyle bir nefse hitap ediyor ve diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainne. Eyyetu denilmesi nefis müennes olduğundandır. Eyyühe değil, eyyetühe. Ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey itminana ermiş nefis. İrci'i ila rabbiki, Rabbine dön. Radiyeten, sen ondan razı. Mardiye, o da senden razı olarak Rabbine dön. Böylece ana hatlarıyla gramer olarak Kur'an Arapçası gramerini bu derste bitirmiş olduk. Bundan sonrasında 3 dersimiz var. Bu 3 derste Lokman suresinin 4 sayfası bugüne kadar gördüğümüz gramer kurallarının uygulanmasıyla yer yer atıflarda bulunmak suretiyle örnek metin olarak ele alınacaktır.